Değerli serbestiyet izleyicileri, okuyucuları, sevgili arkadaşımız Hrant Dink'in bugün 14. ölüm yıldönümü. Onu çok yakın, değerli, birlikte mücadele ettiği arkadaşları olarak Ali Bayramoğlu, Etyen Mahçupyan ve ben Oral Çalışlar birlikte anacağız. Evet, Etyen, 14. yıl dönümü, son gelişmeler hukuken izledik. Birkaç asker tutuklandı ve bu iş askere yönelik bir şey mi diye düşünmeye başladık. Ne diyorsun? Yani burada şu kanadı, bu kanadı daha fazla suçlamanın bence çok anlamı yok. Ben psikolojik olarak da olaya giderek daha mesafeli hale geldim. Yani bu işin hukuki, adli tarafına. Ya o zaman da söylüyorduk, herhalde en az 100 kişi biliyordu. Yani Trabzon, Ankara, İstanbul'u birleştirdiğimiz zaman hem polis hem askeri istihbarat olarak muhtemelen MIT bile vardır bunun içinde. Ama en az 100 kişi muhtemelen biliyordu ve hiçbirisinin kılı kıpırdamadı. Bir sene öncesinden bilinen bir cinayet bu. Öyle bir kişiyle, iki kişiyle falan da açıklanabilir bir olay değil. O yüzden de ben giderek hani meselenin daha bu polisiye, hukuki vesaire yönüyle bağlantımı kestim gibi. Yani takip ediyorum ama bana bir şey ifade etmiyor. Ben Hrant Dink'in birçok açıdan bu toplum tarafından kullanıldığını düşünüyorum giderek. Yani hem devlet tarafından, yani hem mirası olarak oradaki o kendisinin hayatını yaşarken temsil ettiği şeylerin bastırılması olarak, ama daha sonraki sahiplenmede de problemler görüyorum açıkçası. Ve sonunda geldiğim nokta, yani Hrant'ın öldürülmesi, aynı zamanda işte şunun, bunun da öldürülmesi, özgürlüğümüzün işte vesaire bastırılması jargonundan da çok uzak hissediyorum kendimi. Hrant'ın öldürülmesi sadece Hrant'ın öldürülmesiydi. Çünkü hiç kimse Hrant'ın temsil ettiği şeye yakın değil aslında. Hrant çok aykırı bir şeydi yani. Neydi o aykırılık? Çok açık söyleyeyim, bu toplumda hiç olmayan bir şey samimiyetti. Yani bu toplum kalıtsal olarak diyeyim, devletiyle beraber samimiyetten son derece uzak bir yapıda. Hatta samimiyetsizliği ideolojikleştirmiş bir toplum, bizim toplumumuz. Bunu eğitime sokmuş, bunu devlet anlayışına sokmuş, bunu siyasete sokmuş ve bütün bu samimiyetsizliğin kurumsallaşmasının tam ortasına Hrant gibi bir adam geliyor. Bir rüya Hrant bu Türkiye için. Ve de insanlar sabah uyanıyorlar ve sabah uyandıklarında da o rüyayı öldürüyorlar. Bana hani benim şu andaki duygularım böyle ve eğer hani daha az duygusal arkadaşlarımız varsa sen ve Ali, belki daha iyi bir şey, bir çerçeve koyabilirsiniz. Yani daha siyasi tarafı, işin hukuki tarafı, ama ben doğrusu o taraflarla çok ilgili değilim artık. Ali, şimdi ben Trump'ın öldürülmesinden sonra bir uçak seyahatinde Tayyip Erdoğan'a, o zaman başbakandı, şöyle bir soru sormuştum. Dedim ki benim gazeteci olarak, arkadaşım olarak Hrant'ın öldürülmesiyle ilgili kanaatim bu bir devlet cinayetidir. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormuştum Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan da şöyle bir karşılık vermişti. Beni de öldürmek istiyorlar diye. O gün bu ne anlama geliyordu? Bugün ne anlama geliyor? Aslında üzerinde tartışılmaya değer bir. Hatta bir gazetecinin biri de girdi araya, dedi ki efendim kimi kastediyorsunuz dedi. O da dedi ki siz biliyorsunuz artık, bunu tartışmanın manası yoktur anlamında bir cevap verdi. Ne dersin? Şimdi tabii Etyen'in söyledikleri ve senin sorunu birleştirerek devam edecek olursam, evet, bu sistemin bir, bu ülkenin diyelim bir, herkesin kendine has bir şeytanı var. Ve çeşitli olaylarda, çeşitli kritik olaylarda, Hrant cinayeti gibi, bu şeytan araçsallaşıyor. Bunu ya yanımıza çekiyoruz, mağduru, mağdur tarafından, mağdurla özdeşleştirerek kendimizi şeytana bakıyoruz, ya da bir cinayetin, bir olayın işlenme biçimi, toplumla, devletle, bellekle,
bu ülkenin vicdanıyla ilişki biçiminden hareketle orada kendimize bir pozisyon buluyoruz. Aslında Tayyip Erdoğan'ın dediği birazcık bu ne demek? Beni de öldürmek istiyorlar. Yani Hrant'ı birileri öldürdü, beni de öldürmek istiyorlar. Onu öldürenler beni de mi öldürmek istiyor diyor. Peki onlar kim? Bu kocaman bir tartışma. Yani o zaman böyle Hayhula gibi bir karanlık ve derin devlet var. O karanlık ve derin devlet Tayyip Erdoğan'dan Hrant'a kadar herkesi karşısına alan bir bakış açısına sahip. Kısmen bunun doğru olduğunu ya da bunu en azından kendi hislerimizle doğruladığımızı söyleyebiliriz ama tabii bu bir gerçeklik değil. Şimdi Hrant öldürüleli 14 yıl oldu. Epey zaman geçti ve bu zaman içerisinde sırf Hrant'ın dosyasına yani cinayet dosyasına bakacak olursak birçok sonucun üst üste oturduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi münferit bir çete cinayeti hükmüydü. İlk verilen hüküm. Dolayısıyla Türk yargısı, Türk sistemi böyle bir el yıkama yaptı. Yani bir grup çocuk galeyana gelip Hrant'ı öldürdüler. Daha sonra bir başka iddia, özellikle bu Ergenekon sürecinde, daha sonra Balyoz döneminde bu işi direnen, değişime direnen güçlerin işi olarak sunmaya başladı. Biz de bunun içine en azından ben şahsen bu fikre yakın durdum, girdim, çıktım. Hala da çok uzak saymıyorum kendimi ama uzaktan bir tespit yapacak olursak. Burada da işte eski Kemalist gruplar, asker vesaire suçlandı ve o tür bir vicdani hüküm verildi. Arkasından biliyorsunuz 2016 sonrası darbeyle birlikte, darbe girişimiyle birlikte bu sefer ok değişti. Bu kez ihale Fethullahçılara çıkarılmaya çalışıldı. Buna baktığımız zaman, bu toplu resme baktığımız zaman aslında kimsenin Hrant cinayetiyle ilgilenmediği, aslında senin biraz ima ettiği gibi bunun toplumun, devletin, sistemin her parçasının karıştığı, bildiği bir cinayet olduğunu ve bunun daha sonra sadece araçsallaştırılarak anlam kazandığını. Bugün Hrant cinayeti güç mücadelelerinde karşımıza çıkıyor ve sistemde araçsallaştırılıyor. Etken haksız değil. Bu toplumsal hareketler açısından da çok mu farklı? Hrant'ın ölümünden sonra muhtemelen Hrant'ın fikren çok kolay yan yana gelemeyeceği gruplar bugün Hrant'ın en yakın sahiplenen kesimleri ve onun ismi üstünden siyaset yapan gruplar haline geldiler. Dolayısıyla evet bu toplumsal araçsallaştırma, siyasal araçsallaştırma bize çok açık bir şekilde bir şey söylüyor. Yalnız Etiyen'in söylediğiyle ilgili şöyle de bakabiliriz. Şimdi bu toplum Hrantlı ve Hrantsız telakki edilebilir. Yani Hrant'ı bu toplumun içine koyarak baktığımız zaman, Hrant da bu toplumun öyküsünün bir parçasıydı dediğimiz zaman, belki bu samimiyetsizlik işini biraz yontmak gerekebilir. Yani güç merkezleri, toplumsal hareketler, siyasal hareketler, siyasi partiler, bunlar açısından evet bir samimiyetsizliğin bir sistem mekaniği olduğunu söyleyebiliriz ama her şeye rağmen belki biraz sonra konuşuruz. Hrant sonrası yaşananların iki ucu var. Bir ucu işte konuştuklarımız, diğer ucunda da işte vakıf, mesela Hrant'ın vakfını, onun vardığını, faaliyetleri, onun aldığı yol, Hrant'ın dolaylı olarak bu toplumda o günlerde tutmaya çalıştığı yeri bugün de tutmaya çalışması. Belki muhalif olarak, belki marjinal olarak, belki kıyıda olarak bunu da belki dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Yani 14 yıl sonra Hrant cinayetine baktığımız zaman tabii bir Hrant dediğimizin kişisel ilişkisi var. O kişisellik muhtemelen herkesin içinde bir yerde durmaya devam ediyor. Ben şahsen rüyamda sık görüyorum Hrant'ı. Yani sık derken yılda bir iki kere diyelim. Hep gördüğümde de Hrant bir Ermenistan'a, Kafkasya taraflarına gitmiş. Otobüste geri geliyor. Karşılıyoruz. Hep beraber yemek yiyoruz. Böyle bir herhalde red hali. Onun ölümünü, gidişini bir red hali mi olarak yorumlamak lazım.
böyle duygularla, böyle resimlerle görüyorum. Çok genç görüyorum. Hrant sonrası dediğim gibi onu ayrıca konuşalım ama Hrant cinayetinin bugün geldiği durumu tartışacak bir ciddiyet bile kalmadı. Bırakın samimiyetin. Bu o kadar parçalı, o kadar kullanılan bir, kirletilmeye çalışılan bir dosya haline geldi ki yani onun en yakınları, aile üyeleri bile herhalde bu işe bu soğukluk ve mesafeyle bakan haline geldi. Evet, evet. Evet. Ya şimdi aslında Hrant'ın ortaya çıkış Agos'un ortaya çıkışı falan bir Türkiye'deki bir değişimin parçasıydı. Yani Türkiye yeni şeyler arıyordu. Eski devlet sistemine karşı büyük bir tepki gelişmişti. Aleviler, Kürtler ve bunların içinde Ermeniler de kendilerini ifade etmeye başladılar ve en zayıf veya en tarihimizde naif bir noktadan Agos çıktı ortaya ve Hrant bir anda bütün bu değişimin önemli figürlerinden biri haline geldi. Bizim hepimizin arkadaşı oldu ve gerçekten annenin de söylediği gibi ben de yani zaman zaman Hrant'sız bir dünya o kadar kuru geliyor ki çok renkli bir adamdı çünkü ve çok hayatımızda önemli bir yer edinmişti. Ve o gelişimin içinde bir Hrant Dink siyasetin anlamlıydı ve onu öldürdüler. Aslında yani en uçta kim öldürülür derse yani sonunda şöyle dedi ya Etyen, sonunda Hrant'ı öldürdüler. Evet, sonunda Hrant'ı öldürdüler. Yani çünkü bir sürü şey işte devlet şunu yaptı, bu bunu yaptı falan. Laflarının hepsinin ötesinde Türkiye bir değişim ve özgürleşme mücadelesi yürütürken, yeni bir Türkiye yaratma çabası yürütürken onun önemli ve zayıf, naif figürlerinden birini öldürerek bence geriye dönüş başlamıştı herhalde diye düşünmek de mümkün. Yani düşüşün belki de 2000'lerdeki Türkiye'nin çıkışı, Avrupa'ya yönelişinin tersine döndüğü bir nokta mı yahut da biraz daha hızlandığı bir nokta mı diye düşünmek de mümkün. Sonuç hakikaten ben de başından itibaren mahkeme beni çok fazla ilgilendirmedi. Biliyorsunuz oraya mahkemeyi bastılar, bir sürü eziyetler edildi ölümün üzerinden ve davanın bir çıkmaza girdiğini gördük. Ben de şey kanaatindeyim. Bu toplu bir devlet cinayeti. Yani toplu bir devlet cinayeti derken devletin bütün unsurları bir şekilde bulaşmış buna ve bundan haberdar. İktidar da muhalefet de. Bir şekilde yani bir Ermeni öldürülmüş oldu onlar açısından. Fazla öne çıkmış, fazla söz söylemeye kalkışmış bir Ermeni öldürülmüş oldu. Ve Ermeni meselesi de bir şekilde zaten bitişe o olayla birlikte yavaş yavaş sürüklenmiş oldu. Şimdi yeniden baktığımız zaman yani Hrant'ın ortaya çıkış Türkiye'sine, o Türkiye farklı bir Türkiye'ydi ve o Hrant onun içinde çok anlamlı bir yere sahipti. Şimdi Ali'nin de söylediği gibi belki de marjinal bir güç haline dönüşecekti ama o gün farklı bir yerdeydik. Ne diyorsun Etyen? Ya önce sizin söylediklerinizle ilgili birkaç şey. Senin bu Hrant'ın öldürülmesi belki de bir dönüm noktasıydı dediğin. Bu sonradan geriye doğru baktığımız zaman çok anlamlı olabilir diye düşünüyorum ben. Yani bu söylediğin şöyle ki yani biz hep AK Parti'nin kendi macerası içinde ya da siyasetin içinden kırılmalar arıyoruz. Mesela işte referandum vesaire gibi. Fakat Hrant'ın katli çok önemli bir sınav koydu siyasetin önüne, toplumun önüne, devletin önüne. Bu öyle bir sınav ki tarihten çok kopartılamıyor. Mesela bir Ermeni öldürüldü deniyor, evet. Ama Ermenilerin dünyasında bir Ermeni daha öldürüldü diye de bir şey var. Ve bu bence Türklerin de bilinç dışı dünyasında aynen böyle mevcut. Ve o yüzden mesela cenazede o kadar çok insan çıktı ortaya ve yürüdüler vesaire. Yani o sınav öyle kolay karşılanabilir bir sınav değil. Türkiye'de hiçbir siyasi parti, organ, hatta yani ne de sivil toplum kuruluşu diyeyim, kendi devletinin çizmiş olduğu tarih nosyonundan koparak bir bakış geliştirme
şansına çok fazla sahip değil. Böyle insanlar küçük gruplar olabilir ama onların da kamusal alanında çok büyük bir etkinlikleri yok. O yüzden de bu sınavı geçemeyen bir siyasetin daha sonra devletin eline rehin düşmesi çok da kaçınılır gibi değil bence. Ya da belki de bu bir ilk saha açmaydı. Buradan milliyetçilik yürümeye başladı zaten ve şu anda da halen yürüyor. Tarihsel olarak 10 sene hiçbir şey değil. Bu 10 sene içinde birdenbire milliyetçiliğin kucağına oturmuş olan bir Türkiye'ye geldik. Ki yani 2007, 2008, 2009 işte o döneme baktığımız zaman 2009'u yaşayamadık ama öncesine baktığımız zaman 2005'ten beri gelelim. Yani Türkiye çok farklı bir modaliteye doğru gitme şansına sahip gözüküyordu. Herkese umut veren bir şekilde, ya da herkese demeyelim, yani toplumun bir bölümüne umut veren bir şekilde, ama o umudun kırılması için bir sınavdı bu. Ve o sınavı Türkiye geçemedi. AK Parti de geçemedi, çok açık söylemek gerekirse. Evet, yani aslında mahkeme sürecini belki bu açıdan yorumlamak anlamlı. Yani evet, doğru. Yani çünkü neler olabilirdi, neler olamadı, o mahkemenin potansiyeli neydi işin başında ve sonradan ne kadarı gerçekleşti diye baktığımız zaman. Ve Ali'nin bana göre daha iyimser diyeyim ya da daha geniş bakışlı hani yaklaşımını da tabii ki biliyorum zaten yani o yani bana da yabancı bir şey değil. Ama giderek de şöyle hissediyorum. Mesela işte cenazede ortaya çıkan hani yüz binlerce insan. Şimdi bu insanlar da Türkiye. Ama bence bunlar Türkiye'nin manevi olarak topalları ve çolakları. Yani Türkiye'nin hiçbir zaman gerçekten kamusal alanını birebir belirleyemeyecek olanları. Türkiye'nin belki daha içten, daha samimi, daha sıcak bakan, bir biçimde bir şeyleri düzeltmek isteyerek geç çevresine bakan ama bu yolda ilerleyecek mecra bulamayan ve bir süre sonra da tıkanan, tekrar kendi kabuğuna çekilen ve tekrar uzun süre belki de bir kış uykusuna yatan insanları bunlar. Zaten öyle de yapmak zorundalar kendilerini korumak için. Çünkü sürekli bu hani tansiyonla beraber yaşanamaz. Bu baskıyla beraber bu ülkenin olumsuzluklarını üzerinde hissederek bir yere kadar yaşayabilirsin. Bunu bir şekilde izale etmen lazım. Onun için yani Ali'nin dediğine hem katılıyorum hem de sonuçta bunun hani bir sonraki bir uyanış için belki bir umut olabileceğini düşünüyorum. Bir ama potansiyel bir. Yani gizliden gizliye akan bir nehir gibi. Hani su çatlağını bulacaksa o su şu anda toprağın altında yani. Ama Türkiye öyle bir yer ki bu su toprağın altında yüzlerce sene süre gidebilir ve hiç de çıkmaya da bilir. Ve bunu çıkartacak bir güç yok. Yani onun için şimdi bugüne geldiğimiz zaman, bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman tamamen ters bir tablo. Yani öyle bir tablo ki bence Hrant'ı bile bu işlerle uğraşmayıp sadece at yarışı oynamaya sevk edebilirdi. O kadar bence sürreel bir umutsuzluk içeren bir tablo yani. İnsanın kanını donduran bir durum şu anda yaşananlar. Böyle bir Türkiye'den ne çıkabilir? Tabii şu da denebilir, işte en karanlıktan en aydınlığa geçilir. Hani şeyin günün en karanlık olduğu nokta güneşin doğacağı. Ya böyle şeyler şiirlerde falan güzel ama tarihe baktığımız zaman ben Türkiye'nin daha çok yol alması gerektiğini, daha çok fırın ekmek yemesi gerektiğini düşünüyorum. Hrant'ı gerçek anlamıyla taşıyabilmesi için. Şu anda Hrant'ı taşıyamıyor bile. Yani şöyle bakalım. 14 sene geçti. Diyelim ki bu sene, geçen sene, evvelki sene kaç tane televizyon Hrant'ın katıldığı programlardan birini tümüyle, konuşmalarını tümüyle vermeye kalkabildi? Hiçbirisi. Türkiye öyle bir yer değil. Bir kere dolayısıyla gerçekçi olarak bu noktadan başlarsak bence ancak bir umut var. Yoksa eğer daha orta yerde durursak ama tabii psikolojimiz de öyle olmasını istiyor. Yani şimdi bu kadar karamsarlık da iyi değil. Onu da biliyoruz ama
maalesef bir ara modelde durduğumuz zaman, ara noktada durduğumuz zaman Hrant bir sembole dönüşüyor ve işte Ali'nin anlattığı gibi bir sürü insanın kullanımına açılıyor. Ve Hrant insan olarak ortada kalıyor. Yani giderek benim gördüğüm bütün bu, zaten birçok ölümden sonra da bu olan bir şey, o kişinin insan olarak var olma hali giderek yok oluyor. Onun yerine onun şu veya bu bakış açısından sembolize ettiği bazı şeylerden hareketle yeni bir fiktif insan üretiliyor. Ve işte o da çok tabii, hele orijinaliyle mukayese edildiği zaman çok kavruk falan bir şey oluyor, maalesef böyle. Ali, şimdi Hrant kalıcı bir figür haline dönüştü toplumda, en azından birçok çevrede. Hrant kimliği üzerinden bir tahlil yaptı. Fakat şöyle bir gerçek daha var. Yani birçok insan Türkiye'de öldürüldü ama Hrant'ın öldürülmesi, öldüğü koşullarda düşünürsek ve bugüne etkilerini düşünürsek çok etkili oldu. Yani Hrant'ın ölümü, Hrant'ın ölümüne gösterilen tepki onu kalıcı bir hale getirdi bir yönüyle baktığımız zaman. Ve üzerinde 14 sene geçtiği halde hala biz acısını hissediyoruz, yüreğimizde duyuyoruz. Toplumda bir her şeye rağmen konuşuluyor, tartışılıyor. Bunu kalıcı yapan sence nedir? Evet, bunu kalıcı yapan tabii bu da karışık bir şey. Yani ne kadar kalıcı tartışılır. Yani cinayet işlendiği zaman, cinayetten hemen sonra ortaya çıkan iklim, Hrant'a, Ermeni meselesine, Ermenilere bir tür bellek alıştırmasına yönelik hassasiyet o dönemi çok güçlü bir şekilde tanımladı. Bu bir açılım döneminde, sorgulama döneminde, bir değişmeye dair kuvvetli bir umut döneminde hem bir tepkiyi ifade etti, yani Hrant'ın öldürülmesi, hem bir istikameti tanımladı. Bunu her şeye rağmen öyle bir toplumsal ilerlemenin parçası olarak ben görüyorum. Buradan tabii bir sohbet gibi olsun, Etiye'nin söylediklerine gelince, evet, belki çok bu açılım döneminden sonra bugün geldiğimiz nokta oldukça karanlık ve karamsar bir nokta. Hatta hepimiz ağır bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir tek bizler değil, pek çok bizim kuşağımız, hatta daha genç kuşaklar. Umutsuzluk ön planda gidiyor ve buradan hareketle, yani bu toplum, bu devletin değişme ritminin, şansının, ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen de bir bakış açısı var. Etkinin söylediklerinde böyle bir, kendisi bunu katıyor ama böyle bir ima da var tabii. Yani at yarışı oynamak, burada bir şey olmayacağını düşünmek, bunlar doğru bir tarafıyla hepimize gelip giden duygular ama diğer taraftan baktığımız zaman şu da bir gerçek. Evet, Türkiye çok sert bir toplum. Türk kimliği çok sert bir kimlik. İmha edici, yok ederek kendisini oluşturmuş yıllar içerisinde bir kimlik. Bunun geleneğinin bugün nasıl sürdüğünü en azından Milliyetçi Hareket Partisi'nin son eylemleriyle de, ya da ülkücülerin diyelim daha doğrusu, son eylemleriyle de görüyoruz. Ama buna rağmen zıplamalar halinde, yani o kış uykusuna yatanların, Etiye'nin tabiriyle, zaman zaman sahaya çıkarak bellekte, belki zihniyette, belki düşünce biçiminde küçük zerrecikler oluşturarak aldığı da bir yol var. Yani hiç değişmiyor diyebilir miyiz? Hayır. Bence toplum düzeyinde, Etken de katılacaktır, sen de katılacaksındır buna. Toplum düzeyinde kuvvetli olabilecek bir dip akıntısı var. Ama bunun yansımaları, dışa çıkışı, devletin toplum üstündeki tahakkümü ve devletin ana niteliği itibariyle bu yok. Dolayısıyla şuraya geleyim ve senin soruna tekrar cevap vereyim. Şimdi Hrant'ı nasıl anabiliriz? Veya Hrant aklımıza ne getirir? Üç şey getirebilir. Bir tanesi cinayet ve ima ettikleri. Bir Ermeni daha öldürüldü. Bu yeteri kadar kuvvetli bir vurgu. Ya da 1,5 milyon artı 1. Bu da yeteri kadar kuvvetli bir vurgu. Dolayısıyla cinayeti kimin işlediğini aramaya gerek yok.
1915'te ne olmuşsa toplumuyla, kültürüyle, algısıyla, devletiyle yine o oldu. Yani öldürenler veya öldürme eylemine duygusal, fikri olarak katılanlar, çoğunluk, buna karşı duranlar, azınlık ama çoğunluğun hakim olduğu bir öykü karşımıza çıktı ve tarih teker üretti ve buradan hareketle Hrant bize çökmüş, değişmez, değişmesi çok zor bir kimlik ve bir devlet dokusu tarifi yapıyor. Ama diğer taraftan biraz daha geriye gidecek olursak, Hrant'ın bir iddiası vardı. Bu iddia şimdi uzun uzun tartışmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz. Yani buradaki kimliğin değişmesi, Ermeni kimliğinin değişmesi, bunların karşılıklı konuşması, buradan gelecek demokratikleşme, normalleşme ile tarihin hem yüzleşilmesi hem yeniden yazılması iddiası önemli bir iddiaydı. Sadece bu meseleyle ilgili bir iddia değildi. O dönemde işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemesi, hatta kendisine İslami denilen bir siyasi partinin Avrupa Birlikçisi olması, Kürt meselesinde yeni hamleler, Kemalist sistemde bazı yaşanan tasfiyeler ve çöküş, bütün bunlar içerisinde Hrant'ın bu iddiası bir önemli tuğlaydı. Bu tuğla bugün anlamını kaybetti mi? Ben tarihsel olarak baktığımız zaman sanmıyorum. Evet, bir dönemi ifade eder, bugünü taşımaz ama daha uzaktan baktığımız zaman ben bu tuğlanın fonksiyonunu yerine getireceğini düşünüyorum. Üçüncüsü senin söylediğin, Hrant neyi simgeledi? Bir kere niye bu kadar sahip çıkıldı? Bir kere tabii Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı, 1915 yüzleşmeye başlanılması, yavaş yavaş toplumsal düzeyde, bireysel düzeyde bilgiye ulaşılması, sorgulamaların tek tek devreye girmesi ve tarihten bugüne gelen bir kabul edilmez bir durumu, bir utancı bu kez yüksek sesle karşılayabilme cesareti bence budur Hrant'ı bu kadar güçlü kılan. Bir de tabii şunu söylemek lazım, çok samimi Türkiye'nin söylediği gibi. Çok cesurdu. Ve çok çıplaktı, açıktı. Yani her şey burnunun dibindeydi, herkesin burnunun dibindeydi ve çok insanın söyleyemediğini tüm açıklığıyla söyleyebilen bir adamdı. Dolayısıyla bu anlamda da bir duruşu, bir umudu simgeledi. Ama şunu da eklemek lazım. Tabii kimisi işte ayakkabısının delik olmasıyla solculuk arasında bağlantı kurdu. Kanlı devlet diye bağıran bir takım sert gruplar Hrant'ı sahiplendi. Hrant'ın arkadaşları diye bir grup başka arkadaşlarını dışladı. Yani bir tür Hrant'ın isminin üstünden yapılan o siyaset ve araştırılaştırma da Hrant'ın bugün bir sembol olarak kullanılmasına maalesef yol açıyor. Bunların hepsi birden zannediyorum. Evet, yani şimdi cesurdu ve yani şöyle bir şey, ben de şöyle bakıyorum Hrant'a. Hrant bir kere bir yükseliş döneminin içinde çıktı ve bir fonksiyonu vardı, bir etkisi vardı, bir rolü vardı. Çünkü toplum yeni bir arayış içindeydi. O arayışçılardan birisiydi ama kuvvetli bir adamdı. Sesini ve samimiyetini etkili bir şekilde yayabilecek bir pozisyona veya güce sahipti. Dili öyleydi, etkisi öyleydi. O yüzden de toplumun Hrant'a benzemeyen kesimlerinde, Hrant'ın yaşadığı gerçekliği çok fazla hissetmeyen kesimlerde de etkisini yarattı. Yani bir yeni ses olarak ortaya çıktı ve bence bu bir kalıcı ses. Ben şöyle bakıyorum, yani Etyen biraz daha karamsar bakıyor, işte toplumun geri çekildi. Evet, bir yönüyle baktığımız zaman evet, toplum geri çekildi ve Hrant meselesi, Hrant cinayeti hepimiz açısından samimi olmadığı, samimiyetsiz bulduğumuz bir sürecin içinde yuvarlandı gitti. Bu iktidar beklenenin değil, beklenmeyenin tersine, beklenenin tersine bir yerde geri bir noktaya sürüklendi ve hepimiz karamsar bir yere çekildik. Ben
Hrant'ın zaman zaman kendi içine düştüğümüz karamsarlık konusunda da daha iyimser olduğunu düşünüyorum. Mesela tartıştığımız zaman hepiniz sizler de hatırlarsınız. Yani biz bir şeye negatif derken o pozitif diyebilecek ters yaklaşımlar da gösterirdi. Yani şöyle bir şey, bir Ermeni tipi vardı toplumun tanıdığı ve bir tane Ermeni çıktı ortaya ve bu onların bildiği Ermeni tipine hiç benzemiyor. Çizilen Ermeni figürünü tamamen tersi bir şekilde konuşuyor. Samimi, Anadolulu, topluma yakın. Yeni bir şey yarattı yani ve ben bunun kalıcı bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Bunun yani önümüzdeki dönemde yeni baştan bu konular gündeme geldiğinde Hrant'ın bir sembol olarak ve bu dilinin yarattığı, toplumda yarattığı iz olarak bir bu kalıcı tarafı olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey daha vardı tabii, kişilik olarak da önemli bir kişilikti. Yani sonuçta işte bizim hepimizin yakın arkadaşıydı ama topluma çok yakındı. İnsanlarla ilişkilerde çok sıcaktı ve bu sıcaklığını hissettirdi bir şekilde. Yani şimdi düşünün, o zaman Etienne de hatırlar, kaç tane televizyon programında birlikte çıktık, her şey söylendi, her şey tartışıldı. Bunlar bence kalıcı şeyler oldu sonunda. Evet, bugün için toplum geriye gitti. Zaman zaman toplumun inişleri, çıkışları var. Belki de tarihimizin en canlı dönemini yaşadık biz 2007'lerde, 2008'lerde. Ama bugün başka bir arayış içindeyiz. Bütün bunların hepsinin hasılası olarak, toplamı olarak ben şöyle düşünüyorum. Hrant sonuç olarak Türkiye'de yükseliş ve demokrasi arayışının, özgürlük arayışının, kimlik arayışının yükseldiği dönemin önemli bir simgesi olarak, tarihsel olarak da bir rol oynamıştır diye düşünüyorum. Ne diyorsun Etienne? Yo, doğru, katılıyorum buna. Tabii ki öyle bir potansiyeli var. Kalıcı olur temennine de katılıyorum. Umarım kalıcı olur. Çünkü Hrant tedavi edici bir sese sahipti. Bunun tedavi edici olduğunu anlayan insanlar zaten o tepkiyi verdiler. Sokağa çıktılar. Tanımadıkları bir insanı sahiplendiler. Ağladılar televizyon başında. Televizyonun başında iki defa, ağladılar. Doğru. İki defa, üç defa işte televizyonda gördükleri bir insana baktılar ve insan dediğim böyle bir şey olmalı diye düşündüler. Ve o zaman etraflarına baktıkları zaman da bunun gibi insan niye yok diye de sormuşlardır muhakkak. Bu işte kendimize sormamız gereken bir soru. Yani Hrant'ı yüceltmekten öte geriye dönüp bizim o da sıradan bir insandı yani. Çok da büyük bir özelliği yoktu. Dünyanın en zeki, en parlak, en bilgili vesaire insanı değildi. Ama başkalarının yapmadığı çok sıradan bir şey yaptı. İşte içten oldu, samimi oldu, kendisini ortaya koydu. Ali'nin söylediği gibi çıplak durdu. Şimdi o zaman biz niye yapamıyoruz? Türkiye'nin kendisine sorması gereken soru bu. Eğer Hrant kalıcı olacaksa, ancak Türkiye bu soruyu kendisine sorarsa kalıcı olur. Yoksa kalıcı olan şey adı Hrant olur ama Hrant'ı anlamamaya ve Hrant'ı bir anlamda tırnak içinde kullanmaya devam ederiz diye düşünüyorum ben. Ama umarım senin dediğin gibi olur. Çok isterim olmasını. Evet Ali. Yani şunu söyleyeyim. Tabii bu bir tercih, bir bakış meselesi. Yani değişime, değişim iradesine inanıyorsan, değişimin sonuç olarak tayin edici olduğu kanaatindeysen, yani o hani diyelim ki aydınlanmanın o büyük insan iradesi özgürlüğe doğru o toplumları götürür'e inanıyorsan, Türkiye'de o istikamete gider diyebilirsin. Ve tabii Hrant burada çok kritik bir rol oynayacaktır. Ama böyle değilse o zaman Hrant birden çok şeyi simgeler diye düşünüyorum oral. Yani hayal kırıklıklarını da simgeler. Tabii. Değişim umudunu da simgeler. Umutsuzluğu da simgeler. Her şeyi bir arada simgeler. Tabii umutlu olmak lazım. Umutlu olarak Hrant'a bakarsak ben ne görüyorum bugün? Gördüğüm çok önemli bir şey var. Hrant'ın vakfı. Şimdi bu vakfın Hrant'ın ölümünden sonra kurulması bir vaka. Hrant yaşıyor olsaydı böyle bir vakıf muhtemelen olmayacaktı.
Bu vakıfın yaptığı faaliyetlere baktığımız zaman açıkçası açılım döneminden bugünkü kabus günlerine kadar kendince önemli faaliyetlerde bulundu. Sorgulama, Ermeni kimliğini, Ermeni varlığını, geçmişi sorgulama, bir sivil alan, çok da politik bir alıştığımız angajmanları olmayan, gerçek anlamda bir sivil alan oluşturma, sivil yapı oluşturma konusunda epey yol aldı. Bu bile bir miras, bu bile olumlu bir girdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok umutsuz, Hrant'ın ismi geçince çok umutsuz olmamaya açıkçası çalışıyorum. Ama şöyle bir gerçeği de söyleyeyim tabii. Ben şahsen yaşadığımız son 20 yıl açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve bu hayal kırıklığını işte arkadaşlarıma, geçmişte yaşananlara temas ettirmeden tanımlamak ancak masa başına oturarak kalemle kağıtla benim aramda bir mesafe olursa oluşuyor. Yazarken oluşuyor, fikir ifade ederken oluşuyor ama bireysel olarak ani ve refleksif konuşmalar ve çıkışlarda bu oluşmuyor. Hrant da bence iki yönümde de benim, yani mesafeli mesafesiz yönümde de varlığını sürdürüyor diye düşünüyorum. Yani umutsuzluğa doğru gittikçe Hrant benim için daha çok arkadaş olarak, insan olarak, yaptıklarıyla, bana verdiği duygularla ben de daha çok yaşamaya devam ediyor ama diğer boyutu da hiç ihmal etmemek lazım geldiğini düşünüyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani ben mesela aylarca kendime gelemedim Hrant'ın öldürülmesinden sonra. Yani bunu mesela Denizler idama götürülmüştü yanı başımızdan. O sarsıntıyı yaşamıştım bir arkadaşımın öldürülmesini ama Hrant'ta bu çok daha ağır bir şekilde benim üzerimde cereyan etti. Belki bu yani bir arkadaşı kaybetmenin verdiği acının ötesinde bir şeyi vardı. Derinliği vardı diye düşünmeye başladım şimdi. Çünkü hakikaten sabah kalkıyorum, kendimi mutsuz hissediyorum, akşam oluyor mutsuz hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ben hiç hayatımda bu kadar büyük bir travma yaşamamıştım. En büyük travma ki dediğim gibi yani 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri yaşadım. İnsanlar, arkadaşlarım öldürüldü. Birçoğunu orada kaybettik, burada kaybettik ama bu başka bir acıydı. Bu acı belki de yeni hissettiğimiz yeni bir kimliğin getirdiği acıydı veya Hrant'ın bu kadar etkin bir insan olmasının getirdiği bir acıydı. Bu bizim kişisel hikayemizin önemli bir parçası olarak bu acı bizim içimizde devam ediyor. Yani bundan kurtulmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu ise evet, Hrant Dink'ten geriye ne kaldı sorusu. Hrant Dink'ten geriye bir kere bizim içimizdekiler kaldı. İki şey, Ali'nin söylediği gibi Hrant Dink Vakfı kaldı. Aslında Hrant bir vakıf kurmak istiyordu ama onun kuracağı vakıfla bu vakıf aynı şey mi olurdu? O çok tartışma götürebilir. Belki Etyen bu konuda bir iki şey söyleyebilir. Yani ben o zaman hepiniz hatırlarsınız bir vakıf kurmak, bir bina bulmak konusunda telaşı vardı. Agos'tan yavaş yavaş vakfa dönmeyi planlayan bir şeyi vardı, yönelimi vardı Hrant'ın son dönemde. Önce bir gazete çıkarmayı planlıyorduk değil mi Etyen? Evet, evet doğru. Etyen'den Hrant toplanıp hatta evet evet yani kara tahtalar satın alıp falan bir şeyler yapmıştık. Evet. Şimdi tabii geriye bize şu kaldı yani bir Hrant'la birlikte yükselişe geçen ve hepimizi umutlandıran bir süreç. Sonra büyük bir karamsarlıkla tersine dönen Ali'nin çok daha sert bir şekilde yaşayıp ifade ettiği ve hepimizin içinde bulunduğu ortam tabii Hrant'ı unutturmuyor. Yani şundan unutturmuyor. Bir kere yani arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz olmanın ötesinde Hrant'la birlikte çıktığımız yolculuk maalesef daha henüz yolculuk, başarılı bir yolculuk haline gelemedi. Kuvvetli bir yolculuk haline gelemedi. Önü açık bir yolculuk haline gelemedi. Ufku açık bir yolculuk haline gelemedi. Ve bu yolculuğun her aşamasında onu hatırlayarak devam edeceğiz diye düşünüyorum ben şahsen. Evet Etyen. Evet. Yani şunu da söyleyebiliriz. Çok naif bir yaklaşımımız vardı belki de.
Yani kötü bir şey de değil o kadar tabii bu naivite. Çünkü o olmadan da var olan sistemin parçası haline dönüşürsün ve de yani herhangi bir katkın olmaz. Ama durup bütün bu yaşananlara baktığım zaman karşımızda olan, yani eğer sen bir şeyi değiştirmek istiyorsan, değiştirmek istemeyen, o anlamda karşımızda olan gücün büyüklüğünün farkındaydık, biliyorduk. Ama gene de çok garip bir iyimserlik vardı ortada. Bu iyimserlik ortak hareket etmekten kaynaklanıyordu ve bunun da ortası, tam o göbeğinde de Hrant'ın olması bu iyimserliği yayıyordu. O yüzden de aslında Hrant'ın ölümü seni böyle paralize etmesi bence çok normal. Çünkü Hrant hepimizden bir şeyler taşıyan birisiydi. Yani ya da hepimizde biraz Hrant'tan bir şeyler vardı ve onun ölümüyle beraber kendimizin de kendi hayalimizdeki kendimiz olarak devam edemeyeceğimizi anladık biz. Ben çok açıkça şöyle, yani son bir şey söyleyebilirim. Hrant'la çok yoğun bir arkadaşlığım oldu. Ondan öncesi için baktığım zaman ben açık renkli bir insandım. Hrant öldükten sonra artık koyu renkli bir insanım. Yani psikolojik olarak böyle bir durum. Ve bu bütün benim bütün her şeye bakışımı belirliyor. Ve bundan kurtulmam da çok çok zor. Benim geldiğim nokta bu. Benim son sözüm bu olsun. Ali, Rakel üzerine belki birkaç şey söyleyebilirsin. Ne gibi? Yani Hrant'ın ölümüyle birlikte bir Rakel olgusu çıktı ortaya ve gerçekten o mirası sürdürme konusunda hepimize örnek, cesur, kararlı, dengeli. Öyle. Tabii yani Hrant'ın ölümünden sonra görev paylaşımı, rol paylaşımı pek çok açıdan değişti. Mesela Garopaylan, Hrant ölmeseydi bugün HDP milletvekili miydi? Çok emin değilim. Ya da pek çok isim böyle bir bugün yaptıkları işlevleri yerine getirir miydi? Rakel öyle. Rakel Hrant'ın çok kıymetlisiydi her zaman. Ama kamusal alan figürü hiç olmamıştı. Evet. O yüzden tartıştığımız da oldu Hrant'la. Evet. Kamusal figür olduğu ve etkili bir kamusal figür olduğu, buna hiç şüphe yok. O içindeki kadınsılığı, içindeki gücü, inancı, öfkeyi aynı anda çıkardı ve temsil etti kamusal alana bunu çıkarırken. Bir şeyler temsil ederek çıkardı. Evet, yani böyle bir tabii Hrant'tan sonra diye bir tablo var karşımızda. Hrant Dink Vakfı da öyle bir şey. Dolayısıyla bunu hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabii biz yakın arkadaşlarıydık. Herkes bir kendi Hrant öyküsüne sahip. Bunun da bir bizde bir boyutu var, bizi etkileyen bir boyutu var. İşte Etienne gayet iyi ifade etti, daha aydınlık, daha karanlık diye. Bir de tabii Hrant'la ilişkiyi kurup yoğunlaştırdığımız dönemdeki iddialar geri düştü. Yani Etienne hatırlar, 2005'te ilk pasaportunu aldığı zaman Hrant, üçümüz birlikte Marsilya'ya gitmiştik. Marsilya'daki Ermeni gruplarla konuşmuştuk. O bir Hrant için mücadeleydi. Yani Ermeni dünyası içerisinde, diaspora içerisinde farklı bir sesi ve iddiayı dile getirmek. Türkiye için de söz konusu olan öyleydi. Yani bu iddialar, bu duygular tabii iç içe karışıyorlar. Evet, yani Hrant ailesiyle, vakfıyla, Rakel'le, Delal'le, onların kamusal alandaki varlığıyla da bir tür o dili, o iddiasını sürdürüyor diyelim. Evet Oral, benim de son sözlerim bundan var. Evet, ben de şöyle bağlayayım. Yani 14 yıl sonra hepimizin çok sevdiği, sevgili arkadaşımız, ölümüyle birlikte büyük sarsıntı geçirdiğimiz, yani siyaseten bir kaybı Türkiye'nin, belki tarihsel olarak bir kaybı ama onun ötesinde bizler açısından çok yakın bir arkadaşımızın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın ve çok şeyi kısa dönemde paylaştığımız. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum,
Agos'u çıkarmaya karar verdiğinde Cumhuriyet'e gelmişti ve ilk defa biz orada tanıştık. Yazı istemişti benden. Yani 10 senelik bir arkadaşlık belki topu topu ama bütün hayatımıza hakikaten Etken'in de söylediği gibi bir damga vuran ve bir unutulmaz bir şey bırakan, iz bırakan bir arkadaşımızdı. Onu sevgiyle, saygıyla ayrıca kişisel olarak anmaya devam edeceğiz. Anısı hepimize rehber olsun diyoruz.